Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere minik ataç yapımını göstereceğim. Yapımı ise bir tane ataç alın. Atacı iyice açın. Sonra birbirinizin yardımıyla atacı istediğiniz yerden kesin. Böylece demiriniz küçülecek. Geçtikten sonra bir aletin yardımıyla bu demiri ataç şeklinde sokun. Bir ataç şekline ulaştıktan sonra fazlalıkları kesin. Ya da bizim yaptığımız gibi yuvarlayın. İşte ataçlarımız hazır. Şimdi sırada kağıt yapımı. Bunun için bir parça kağıda ihtiyacınız var. Cetvel, bir kalem ve bir makas. Kağıdınızın üzerine kağıdınızın büyüklüğündeki ölçmeyi çizin. Ve bir makas yardımıyla bunları kesin. Ve işte kağıtlarımız çizilmeye hazır. Son olarak ise kalem yapacağız. Malzemelerimiz kürdan, siyah ve dilediğiniz bir renkte keçeli kalem. Sizde bu yoksa renkli bant, makas ve cetvel. Ve etraf kirlenmesin diye bir geri dönüşülmüş kağıt. Öncelikle kürdanınızın sivri olan bölümünü siyah boyayın. İşte böyle. Okururken öbür tarafını da boyayın. İşte. İki tarafı da boyadıktan sonra biraz kurumasını bekleyin. Ya da bir 10-15 saniye onları üfleyin. Onlar kuruduktan sonra dilediğiniz bir renkle kalan yerleri boyayın. Demek istediğim, kaleminizin büyüklüğünü ölçün. Bölümümüzden biraz yukarı olan yeri ölçün. En sonunda kürdanınız şöyle çizgili bir şeye benzemeli. Şimdi ise dilediğiniz renkle boyayabilirsiniz buraları. Ben maviyi boyamak istedim. Bu tarafı ise sizin için renkli bantla kaplayacağım. Bütün etrafını kapattıktan sonra fazlalıkları kesin. İşte böyle. Şimdi artık bu iki kalemi kesme vakti geldi. Büyüğünüzden bir yardım alarak bunları kesin. Benim mavi olanı fırladı, o yüzden ben bir tane pembe kalem yaptım. Evet arkadaşlar, videomuzu izlediğiniz için teşekkür ederiz. Beğenmeyi ve abone olmayı lütfen unutmayın. Hepinizi çok seviyorum. Bir dahaki videomda görüşürüz.